Kimin eseri aslında koltuktan kalkanlar, yeniden oturtulanlar ya da göreve ilk kez çağrılanlar arasında muhasebeyi de değiştiriyor bir bakıma. Erdinç Bey demiş ki Türkiye ancak burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsım vurgusunu sıklıkla yapmasına bir göndermede bulunmuş. Şahsımın müsaade ettiği kadar değişebilir. Dolayısıyla kimin eseri diye bakmadan önce bakanlık koltuğunda oturanlara değil de yönetim sisteminin en ucuna bakmak gerekir diye eklemiş. Çiçek Hanım da muavinler değil şoförün değişimi üzerine net bir cümle ortaya koymuş. Peki nasıl hatırlanacaklar? Bu önemli bir soru. Ne olacak, ne bitecek, kim ne söyleyecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine gelen artık yeni Sayın Bakan Memişoğlu nasıl bir döneme imza atacak? Çünkü gelir gelmez ortaya koyduğu genelge o gittiğinde bir gün nasıl hatırlanacağına ilişkin daha bugünden bazı izleri, işaretleri vermeye başlamış gibi diyor kulisler. Bakalım. Görelim. Hayırlı olsun. Al birini vur öbürünü yani. İkisi de aynı. Birini götür birini getir. Tayyip Erdoğan inalı di iniyi, binalı di biniyi yani. Deşem şey yok yani. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etti. Yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu atandı. Başkanlık sisteminin ilk Sağlık Bakanı Koca 6 yıl koltukta kaldı. Peki sokak Koca'dan razı mı? Memişoğlu başarılı olur mu? Hem pandemi döneminde de pek başarılı değildi. Özellikle bu aşı konusunda falan. Yani 4 tane maskeyi bile dağıtamadılar ki. Bakanlık yapması bence mucize bir şeydi ama. Valla yeni bakan tanımıyoruz, bilmiyoruz. Yeni o da paşanın ağanın dediğine uyacak. Kendi inisiyatifini kullanamayacak hiçbir zaman. Çok daha evvelden alınması lazımdı Fahrettin Koca'nın. Yani pandemi döneminde başarısız oldu çünkü verileri çok yanlış aksettirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 2. Murat Kurum dönemi başladı. Kurum ilk bakanlığından sonra İBB'ye başkan adayı oldu ancak kazanamadı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bir kez daha Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atandı. Peki siz Murat Kurum'un bakanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu U yazan metro olarak güvenlik şefi olarak atar Sayın Kurum'u ne diyeyim? Zaten bakanlıkta bir nevi güvenlik şefliği gibi aynı mantık yani üstlerden ne geliyorsa aslında onu yaptıkları için. O mu geldi şimdi yine? Evet o geldi. Vallahi ben onu pek sevmiyorum açık söyleyeyim. Neden? Vallahi böyle çok pısırık gibi geliyor bana. Yok. Ben o depremden sonra çok kızdım ona Hatay'dan dolayı. Depremlerde olsun, Türkiye'nin yeşilliği olsun, ormanları olsun hepsini alt üst eden bir adamın tekrar gidip de geri gelmesi hiç doğru bir şey değil. Murat Kurum eski bir yüz. Bir de başarısız, imar barışı çıkarmasında başarısız bir bakan olarak görüyorum ben. Konutları yenileme projesinde hep onun şeyi var, adı var. Artı işte malum bir toprak kayması oldu. Orada genişleme raporunu veren de kendisi. İnsan biraz sorumluluk duyar değil mi? Yok öyle bir şey. Kalk yeniden İstanbul, tarihin en